Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere kuşlar için gaga taşı videosu çekeceğiz. Bu gaga taşları gerçekten çok faydalı olacak. Yani hem basit hem de doğru bir ürün olacak. Yani güzel, faydalı bir şekilde. İnşallah hepinize doğru bilgilerle doğru güzel ürünler üretmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Şimdiden teşekkür ederiz izlediğiniz için. Evet arkadaşlar, şimdi ilk önce solalarımızı, gazları çıksın diye böyle bir kabı boşaltıyoruz. Bu önemli çünkü gazlar sonra yaptığımız şeyin içinde böyle hava şeyleri oluşturuyor. Onlar oluşmasın diye böyle 3 tane solarımızı koyduk. Sonra onu şöyle bir güzel karıştırıyoruz gazı gitsin diye. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, bu saten alçı. Bu saten alçımıza sodamızı döküyoruz. Gördüğünüz gibi biraz köpürüyor. Sonra karıştıracağız. Şöyle bir karıştıralım. Soda, hepsini soda da yapabilirsiniz. Su da koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk başlangıçta soda koyduk biraz. Sonra su da koyacağız. Arkadaşlar, kırmızı kilimiz. Bu kırmızı kil. Şöyle kırmızı kil döküyoruz biraz. Birazcık kırmızı kil döktük. Şu beyaz kil ve de yeşil kil arkadaşlar. Bunları böyle döküyoruz. Şimdi böyle renk renk şeyler çıkmış gaga taşları. İşte onlar bunlarla alakalı. Hani biraz ondan koyuyorlar şu kalıplara. Biraz bundan falan böyle karıştırıp renkli olmasını sağlıyorlar. Arkadaşlar, okaliptus yağı koyuyoruz. Gagası, yani şimdi bu güzel bir koku ve kuşların solunum yollarına da iyi geliyor. Sodanın içine döktüm. Bilerek suyla her yere yayılsın diye. O da tamam. Sıra geldi arkadaşlar. Kumumuzu koymaya. Şimdi kumu gösterelim şöyle. Kumun içinde girit var, midye kırığı var, kömür var, taş var. Yani bu da zaten Versenega'nın bir kumu. Çok kaliteli bir ürün. Arkadaşlar, ölçüler göz kararı. Yani öyle şundan bu kadar, şundan bu kadar demeyeceğim. Yani gerçekten mükemmel kokuyor şu okaliptus. Evde de yapabilirsiniz. Kıvamını tutturmak çok zor değil. Şimdi benim böyle bir kalıbım var ama sizler isterseniz, dilerseniz plastik bardaklarda yapabilirsiniz. Evde herhangi bir böyle bir ufak Danone kabında yapabilirsiniz. Çok görüyorum böyle video çekenler olmuş Danone kabında falan. Onlarla da yapabilirsiniz. Kıvam gördüğünüz gibi böyle sert bir kıvamda olacak. Böyle cıvık olmayacak. Gayet güzel oldu kıvamı. Güzelce karıştıracağız arkadaşlar. Çünkü o alçının, kilin içinde böyle toz halinde kalmaması lazım. Şimdi bu ürünleri üreten arkadaşlar var. Satıyorlar falan. Hiçbir şekilde hiçbir gaga taşını kötülemiyorum. Herkes doğru olanı gözüyle görür, istediği gibi yapar. O yüzden şimdi benim 200 tane kuşum var. Ben 200 kuşa bu maliyete katlanamıyorum. Ama evimde bir tane, iki tane, beş tane olsa, eskiden yani kuşlarım azken, o maliyete her türlü katlanıyordum. Ama şu anda benim rakamlarımda
o maliyete katlanma mümkün değil arkadaşlar. Üretimhanesi olan arkadaşlar değerlendirebilir. Çok zor bir şey değil. Gayet de güzel oldu. Şimdi ben size video çekeceğim diye böyle bir kapta yaptım. Normalde ben bunu yuvarlak bir kapta yapacaktım. Yani daha derin ve harç karıştırma şeyi var. Onunla karıştıracaktım. Ama bu da gayet güzel oldu. Şimdi şöyle bir aparat var. Arkadaşlar elinizdeki ataçlarla falan yapabilirsiniz. Şu. Gördüğünüz gibi şöyle görebiliyor musunuz? Şurada daha güzel gözüküyor. Şu. Bu aparatla ataçtan falan yapabilirsiniz. Ya da galvanizli. Arkadaşlar galvanizli inşaat teli alacaksınız. Evet, şimdi kaplara koyalım. Şöyle şuraya koydum. Arkadaşlar yoğun olması sert olur, yoğun olursa. Ama cıvık olursa kuruduğunda, donduğunda yani sırf alçı vermeyin. Şöyle bakın bastıra bastıra. Gayet güzel oldu. Şimdi koyalım. Arkadaşlar bu kalıbı Eminönü'nden aldım. Eminönü'nde bu kalıbın fiyatı 22 lira. Pasta malzemesi satan yerlerde bulabilirsiniz kalıbı. Gayet de güzel. Kalıptan da memnunum. Arkadaşlar dediğim gibi yumuşak olursa hayvanlar çok çabuk toz haline getiriyorlar. Böyle sert ve faydalı bir ürün olması lazım. Arkadaşlar bunun maliyetini söyleyeyim sizlere. O ilk başta kutuda gördüğünüz 2 kilo saten alçıydı. Ben 3 liraya aldım. Bu killeri falan toplu aldığım için şöyle söyleyeyim, killerin maliyeti de ama bunlardan daha çok var yani, o kadar değil. Hepsinden birer kilo almıştım. 3 çeşit kil aldım. Bu 3 çeşit kilin maliyeti arkadaşlar toplamda 60 lira tuttu. Yani ama o killerle ben belki 2-3 tane gaga taşı yaparım, öyle düşünün. O kadar şey yani. Düz bir zeminde yapmanız faydalı olur. Ben şimdi sizlere video çekeceğim diye üretimhanedeki yem dağıtma sehpasını kullandım. Kalıbı dediğim gibi internette de var arkadaşlar. Muffin cake kalıbı diye geçiyor. Birkaç ölçü var. Yani ben sırf gözümle görüp alabilmek için Eminönü'ne gittim.
Aynı ürünü internette bulamadım. Açık konuşayım sizlere. Şöyle. Yani arkadaşlar şekline çok özenmeye gerek yok. İçerik önemli. Bu şuralar onu zaten şeklini, şemalini kaydırıyor. İsterseniz plastik bardakla yapın. Ben şimdi böyle bunlardan çok olacak. Şimdi bu kalıptan da bende 3 tane var. Böyle şimdi bu artanı da diğer kalıpta kullanacağım. Sizlere böyle çekebilmek adına bunları kullandım. Bu şimdi bu teli geliyoruz arkadaşlar. Böyle koyuyoruz. Bunu da böyle koyduk. Bunu da böyle koyduk. Ben bu kabı alırken pek içime sinmedi. Yani bir deneyeyim dedim. Zaten 20 liralık şey dedim. Ama kap efsane. Eminönü'ne gittiğimde birkaç tane daha alacağım. Daha çoklu bu ürünlerden çıkartmam lazım. Çünkü az çıkıyor. 200 kuş var. 90 göz kafes var. Yani yıl ortasında bu rakam 300'ü geçer. O yüzden böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben en son ne yapıyorum? Şöyle size göstereyim. Buraya gel kameraman. En son böyle vuruyorum. Siz de plastik bardağınızı vurursunuz. Böyle vurup iyice oturmasını sağlıyorum. Bakın zaten cillop gibi oturdu. Gördüğünüz gibi. Kalıbımız burada. Ürünler burada. Şimdi size dün yaptıklarımdan birkaç tane göstereyim. Arkadaşlar bunları dün yaptım. Şöyle. Hala elime nemli geliyor. Neden derseniz kuruması bir 3-4 gün sürüyor. Fırınlamanız lazım. Yani fırına atıp böyle kurutabilirsiniz isterseniz. Ben o şeye girmiyorum. Kümesi de 4-5 günde kuruyacak. Ama kalıptan çok güzel çıkıyor. Gayet güzel oldu. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.